Evet, şimdi şunu hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ın son döneminde de Beşiktaş sıkıntılı bir süreçteydi. Ve aslında Sergen Hoca kendisi bırakmak istedi o süreçte. Şimdi de yaptığı yorum sabır lazım. Ve biraz soğukkanlı bir hoca olduğunu biliyoruz Sergen Yalçın'ın. İfadelerinde hep o vardır. Yani çok paniğe kapılan bir yapısı yoktur. Mehmet, sen nasıl yorumluyorsun bu açıklamaları? Çok başarılı bir Beşiktaş kariyeri. Şampiyonluk öncesindeki sezonda da lig ikinciliği kıvamındaydı, lig üçüncülüğü. Çünkü Trabzonspor'un cezası vardı. Orada da çok başarılı iş çıkardı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın önünde takımını üçüncü bitirip ön eleme oynadı. PAOK'a karşı tabii ki elenmesini istemezdik. Nihayetinde sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önü. Bunu hep özellikle vurguluyorum. Ligimizde hep favori şampiyon olmuyor ama Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın yazdığı hikaye şöyle çok güzeldi. Kadro kalitesi hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gerisindeydi. Yani kolay bir iş Evet. başarmadı Sergen Yalçın. Geçen sezona gelirsek de Melike, ben normalde teknik adamda istikrardan yanayım ama hakikaten Sergen Yalçın döneminin bitmesi gerekti. Çok başarısız bir tablo vardı. Ve hani tünelin ucunda da hiç ışık yoktu. Sonrasında Önder Karaveli biraz idare etti. Sezon Valerian İsmail'e sona erdi. Ben bu sene de açıkçası hem içerideki Fenerbahçe maçı hem Trabzonspor maçları acaba bir Sergen Yalçın hikayesi yazacak mı Valerian İsmail diye bekledim yani. Hatırlarsak Sergen Yalçın da baya böyle bir sezona sıkıntılı başlamış, bir Başakşehir Fenerbahçe maçlarıyla çıkışa geçip takımını şampiyonluğa götürmüştü. Şu an Valerian İsmail'den o reaksiyonu göremedik. Hala oyuncu değişiklikleri son maça gelirsek de işte tribün resmen Cenk Tosun'un oyuna girmesine vesile oldu. Ve Trabzonspor 3 gün öncesinde Monaco'yu 4-0 fantastik bir skor diyebiliriz. Çünkü çok oyunun karşılığı değil bence. Monaco maçının ilk yarısı fena oynamamıştı. Bir de tabii ilk gol çok net bir hata. İkinci gol hani duran top ve frikikten gelen goller nihayetinde. Beşiktaş'ın daha iştahlı, daha oyunun dengesi Beşiktaş'ta olmuyor. Tam aksine Trabzonspor'un istediği bir oyun oldu. Evet, Beşiktaş'ın pozisyonları var ama hele ki 2-1 iken Enis Bardi'nin kaçırdığı gol. Orada tabii ki bireysel hatalar da var işte. Bir Masuaku topu kaptırdı, Trezeguet attı. Sanırım Josef de topu kaptıran, Enis Bardi de atamadı. 3-1 olsa zaten maç bitecekti. Trabzonspor açısından yani gayet 2-2 ama oyun Trabzonspor'da, onu söyleyebilirim. İster istemez de Valerian İsmail'e karşı hani Beşiktaş taraftarının o güveni biraz sarsıldı. Bunu görüyoruz. Giresunspor maçı var arada, bir galibiyet Melike. Orada da son dakikada golü yediniz. Vardan hani döndü. Bakarsak o maç da 1-1 bitebilirdi. Süreç sıkıntılı ama Sergen Yalçın'ı anlıyorum. Bir de tabii şöyle bir gerçek de var. Yani Şenol Güneş dışında hani sesli düşünüyorum. Bir alternatif var mı? Beşiktaş'ta hani Valerian İsmail gitsin, şu gelsin diyebileceğimiz. O yüzden bekleyip görmek gerek. Yani Dünya Kupası arasına kadar da Beşiktaş'ın sıkı maçları var. 3 hafta sonra zaten Aslantepe'de Galatasaray'la karşılaşacak. İster istemez Dünya Kupası arasında Valerian İsmail'in durumunu bence biraz puan tablosu belirleyici olur. Hocam sen ne düşünüyorsun? Maçı da bir yandan konuşalım. Şimdi ben Valerian İsmail'in sezon başındaki maçlarına baktığım zaman geçen seneden de baktım. Yani Beşiktaş'ın hocası değil. Çok acemi genç bir hoca olarak gördüm. Beşiktaş'ın hocası değil. Öyle düşünüyorum ama şu anda yani şu durumda şimdi Beşiktaş'ın iki tane stoperi yani şimdi bu şeyi aldılar. Tayyip Talha'yı aldılar. Bir de İngiltere'den. Sayısı iyi hocam. O ikisi oynarsa Beşiktaş gerisi önemli değil. Yani Beşiktaş işi götürür. Yenemeyeceği de bir takım yok söylüyorum. Bak Fenerbahçe ile de ilgili söylüyorum. Fenerbahçe de stoperine yani Serdar Aziz olsun en azından bir tanesi. Hatta dörtlü oynarsa Salah ile ikisi. Fenerbahçe bana göre daha başarılı olur. Her takımı yener. Beşiktaş için de aynı şeyi söylüyorum. Hani bu takımın hocası falan değil diyordum ama bir sıra sabretmek lazım. Önündeki şimdi Galatasaray böyle olursa zaten Allah selamet versin. Bu üç maçını da alır Beşiktaş. Yani o gücü var. Her ne kadar Gregor sakat, işte Raşit Yezal sakat ama onların yerine oynayan Edmond'tu. Redmond. Redmond'tu, şeydi ne o? Muleka'ydı. Ondan sonra Enkudu'ydu. Yani şimdi Cenk Tosun var orada. Bana göre Beşiktaş'ın fazla bir sıkıntısı yok. Herhalde biraz daha forma girer. Salih iyi oynuyor. Josef var, Getson var. Yani Beşiktaş bana göre iyi yolda. Sol bek yani belki hata yaptı ama gene de
en beğendiğim futbolculardan bir tanesi. İşte orada sıkıntı, stoper vardı. Montero, bana göre Montero hala şeyin Beşiktaş'ın stoperi. Hocam bence şöyle de bir detay paylaşayım Melike. Şimdi derbilerde üst düzey mücadele ister. İki derbiye de Gedson'u oynatmadı. Gedson'un en önemli özelliği tempo. Dele Alli de ısrar etti mesela Valerian İsmail. Bana çok mantıklı gelmiyor. Bir şey söyleyeyim ama bak şimdi yediği gollere baktığın zaman bir tanesi duran toplardan iki tane stoperin de yok. Yani Trabzon'un attığı kafa golünde hiç iki tane Trabzon'un var orada stoper yok. Böyle bir şey olmaz. Yine söylüyorum. Hadi Tala genç geldi. Acemi çocuk. Öbürünü zaten stoperden ben saymıyorum. Tamam mı? Orta saha falan oynasınlar. Ama İngiltere'de stoper olsa ya en azından bir tanesinde. Şimdi Trabzon'da iki tane gol atacak adam var. Bir tanesi Maxi Gomez, bir tanesi de Umut Bozok. Yok. Kafa toplarında Vitor Hugo mu? Vitor Hugo. Ya bu ikisine bir adam vereceksin. İkisi kafaya çıkmış, kimse yok orada ya. Böyle bir şey olmaz. Ya böyle bir stoperlik olmaz. Gene söyleyeyim bak Fenerbahçe için de stoperle aynı şeyleri söylüyorum. Eğer onun haricinde Beşiktaş'ın bir bana göre sıkıntısı yok. Yani sol bekte Masakuyu da çok beğeniyorum. Rozier'i de beğeniyorum. Orta sahası iyi, forveti iyi. Bana göre zevk veren bir takım. Weghorst oynamasa da Cenk Tosun var. Bana göre zaten benim görüşlerim buydu zaten. Cenk Tosun daha golcüydü. Çok zaten çalışıyormuş. Zaten daha golcü ya. Hani ben şimdi kazma mazma falan dedik ama bir şey mesela Serdar'a da balta diyorum ama benim için bir numaralı stoper. Biz de öyledir. Hani sert oynayana stopere balta denir. İşte uzun boylu olanlara kazma denir. Ama golcü olarak tabii ki Weghorst'un çok faydaları var. Yani gerek golde kafayı o vurdu. Yani Cenk'in tabii. Yani çok faydalı bir futbolcu. Cenk'in gol vuruşunu bir tebrik edelim Melike bu arada. Kolay vuruş değil hocam o. Ama Cenk vurur sağa sol nasıl gelirse vurur yani. Vücudu iyi döndürüyor orada. Evet. Cenk golcü. Şimdi yani o şeyi Weghorst'u aratmayabilir tamam mı? Gezal ekstra bir futbolcu. Ekstra. Ama şimdi orada Redmond. Adamı zaten aldığı zaman geçer bunu dedim zaten. Geçti gol oldu zaten ortalada. Enkudu ile Muleka var. Cenk var. Dört tane adam sayıyorum. Şimdi aklıma birileri gelmedi yani tamam mı? Yani forvet olarak. Ya müthiş. Orta sahasında işte Salih mi oynayacak, Gedson mu oynayacak, Dele Alli mi oynayacak, Josef mi oynayacak? Orada da bir dörtlü yani kalite dörtlü var. Atiba'yı oynatmıyor. Ben de ona şaşırıyorum. Atiba'yı doğruya koysam beş tane sağlam adamım var orada diyeceğim. Dört tane var sağlam adamım. Beş de olabilir. Tabii Dele Alli'de biraz tabii form düşüklüğü var veya tam şeye giremedi. Ama yine de iyi bir futbolcu. Şey yapmıyor yani bir Galatasaray gibi değil. Galatasaray'da mesela oynatıyorsun onu akın akın şey oluyor. Şimdi Josef'in topu kaptırdığına bakma. Masako'nun topu kaptırdığına bakma yani fazla pozisyon da vermiyor Beşiktaş. Mesela Fenerbahçe maçında son 20 dakika maçı alabilirdi Beşiktaş. Evet. Yani onun için de pardon özür dilerim. Yani ben İsmail'in şu anda gitmesine şuna falan filan karşıyım. Nereden kadar da beğenmesem şu anda bana göre iyi gidecek. Öyle düşünüyorum. Ve kadroyu da beğeniyorsun. Beğeniyorum iyi gidecek diyorum. Peki yani. Hatay maçı var sırada. Yener. Beşiktaş yener. Hataylar biraz şey yapsın, hırslansın bu arada. Yani bana göre yenecekti. Mesela Ankara Gücü çok iyi bir takım. Fenerbahçe yener dedim. Ama Serdar Aziz oynarsa dedim. Oynatacağını yani tahmin ediyorum. Oynatması zaten. İzlemeyecektin zaten. Ama oynatacağını biliyorum yani ya. Şey maçında da oynatacak yani. Oynatır. Gene bundan sonra oynatmıyorsa kendi bilir. Peki biraz şimdi izleyeceğimiz tabii önemli bir maçtı geride kalan haftada ve ondan sonraki ilk son sayfa olduğu için bizim de böyle kemik izleyicimiz oluyor. Bazen soru için bu programı bekliyorlar. Yakup Bey yazmış. Trabzonspor Beşiktaş maçını kazanabilirdi. Maxi Gomez Umut Bozok değişikliği bana göre yanlıştı. Maxi Gomez Trabzonspor'a geldiğinden beri en iyi maçını oynuyordu. Umut Bozok oyuna girdikten sonra çok etkili olamadı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Acaba orada artı 3 de olabilir mi? Abdülkadir'in yerine de Bardi girdi sonuçta. Evet. Kaçta 50? Onunla hesaplamış olabilir. Kaçta 50? Çok değil. 57-58 sonra Umut pozisyonu hazırladı. Bardi'ye verdi. Bardi Umut'a çıkarsa Umut boş kaleye atacaktı. Yani orada tabii Yusuf Yazıcı çok verimli dönemedi. Geçen sene, iki sene önce çok iyiydi. Lille ama Rusya'da biraz kıpırdadı ama şu anki yani gidişat yaptığı faalden bağımsız. Zaten hani vücut dili onu ele veriyor diyebiliriz. Trabzonspor'u beğendiğimi söyleyebilirim.